kuantum bilgisayarları veri üzerinde işlem yapmak için bindirme ve dolaşma gibi kuantum mekanik fenomenini doğrudan kullanımını sağlayan teorik hesaplama sistemlerini kullanan bilgisayarlardır. Klasik bilgisayarlar bitlerden oluşan hafıza yapısına sahiptir. Her bir bit 1 veya 0 değerini alabilir. Kuantum bilgisayarlar ise qubitlerden oluşan seriler içerir. Tek bir qubit 1, 0 veya bu ikisi arasındaki bir değeri alabilir. Bir qubit 4 kuantum çakışması durumunun herhangi birinde, 3 qubit ise 8 kuantum çakışması durumunun herhangi birinde olabilir. Yarı iletken ve bilgisayar teknolojilerindeki yenilikler her geçen gün daha güçlü bilgisayarlar geliştirmeye devam etse de birçok problemin bu bilgisayarlarla çözülebilmesi için hala binlerce yıl gerekiyor. Kuantum fiziği özellikleriyle geliştirilen kuantum bilgisayarların bu problemlerin çözümünde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu avantaj ile büyük veri analizlerinde, yapay zeka uygulamalarında, şifre çözümlemelerinde, optimizasyon problemlerinde, malzeme bilimlerinde, biyoteknoloji uygulamalarında kuantum bilgisayarların üstünlük sağlaması bekleniyor. Kuantum bilgisayarlarının nasıl çalıştığına geçmeden önce klasik bilgisayarların çalışma prensibine bakalım. Klasik bilgisayarlar bir devre üzerindeki elektrik akımını anahtarlar yardımıyla açarak ve kapatarak çalışır. Bu anahtarların kapalı ya da açık olması sayesinde oluşturulan sıfır ve birler bilgisayar kodlarının temelini oluşturur. Kodlamanın bilgi taşıyan en küçük yapı taşı olan bu sıfır ve birlere bit ismi veriliyor. Sonuç olarak klasik bilgisayarlar elektriğin fiziksel kanunlarına bağlı olarak çalışıyor ve tüm işlemlerini bu sıfır ve birler üzerinden, yani elektriğin akımından geçip geçmemesi üzerinden yürütüyor. Kuantum bilgisayarlar ise elektrik akımına bağlı olarak çalışmıyor. Onun yerine elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan bir sistemle işliyor. Bu sayede klasik bilgisayarlardan çok daha küçük bir alandan ve çok daha büyük bir hızla çalışabiliyorlar. Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının özellikle optimizasyon problemlerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Önünüzde çok alternatif bir yol olduğunda klasik bilgisayarlar her adımda bir seçeneğe değinerek ilerliyor ve tamamını ele alması bazen çok uzun zaman alabiliyor. Olası yolların tamamını bir anda deneyebilecekleri için kuantum bilgisayarlarını ise bu süreyi oldukça kısaltacağı tahmin ediliyor. Kuantum bilgisayarları ile uyumlu algoritma ve uygulamaların geliştirilmesi en az kuantum bilgisayar geliştirmek kadar önemlidir. Kuantum bilgisayarlar beklenen kapasitelere ulaştığında bu yetkilere sahip olan ülkeler ve şirketler teknoloji yarışında önemli bir üstünlük sağlayacaklardır. Kuantum bilgisayarların fazlasıyla karmaşık problemleri çözme konusunda üst düzey bir yeteneğe sahip olduklarını anladık. Peki transistör çağı neden çoktan tarihi kitaplarda yerini almadı? Bunun nedeni kuantum teknolojisinin şu an için çok erken bir dönemde olması ve yanıp sönen ampulün durumunun oldukça kararsız davranmasıdır. Bir sistem ne kadar çok kübik içeriyorsa dengeyi korumak bir o kadar zordur. Karmaşık hesaplamaların fizibilitesi de diğerlerinin yanı sıra kübik sayısına bağlıdır. En ileri düzeyde olsalar dahi iki ampul kullanarak analizayı içeremezsiniz. Diğer nedenler de kuantum bilgisayarların öncülerini tamamen geride bırakmasının önündeki engelleridir. Bilgileri temelden farklı bir şekilde işlendiklerini unutmayın. Bu durum onlar için tamamen sıfırdan bir yazılım geliştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Kuantum bilgisayarlara Windows yükleyemezsiniz. Tamamen yeni bir kuantum işletim sistemine ve kuantum uygulamalarına ihtiyaç olacaktır. Her ne kadar bilim adamları ve bilişim devleri kuantum sahalarına açılmak için çaba gösterseler de kuantum bilgisayarlar tıpkı normal bilgisayarlarla bağlı şekilde çalışan ve onların üzerine yönetilen harici sabit diskler gibi çalışmaktadır. Bir hidrojen atomunun modellenmesi veya veri tabanlarında arama yapılması gibi dar bir sorunun yelpazesini çözmek için kullanılır. Ancak yine de birçok kişi geleceğin kuantum hesaplamada olduğuna inanıyor. İlk kuantum bilgisayarlar 1999 yılında piyasaya çıkmıştır. Günümüzde Google, Hanover, IBM, Toshiba, Alibaba ve Baidu gibi büyük kuruluşlar bu alanda büyük yatırımlar yapıyorlar. Bunlarla beraber Google ve NASA gibi büyük şirketler kuantum bilgisayarları için yatırım yapmaya devam ediyorlar. Öyle ki kuantum bilgisayarların 2024 yılında 10 milyar dolarlık bir küresel pazar bütçesine sahip olması bekleniyor.
iki kıtalar arası kuantum şifreleme servisini 2017 yılında tanıtan Çin filozofu ve bilim insanı Mozi'nin kuantum uydusu Avrupa ile Çin arasındaki video konferans güvenliğini sağlamıştır. Google'un süper hızlı bilgisayarı SkyMore 54 qubitlik işlemci ile 10.000 yıl sürecek bir hesaplamayı 200 saniyede tamamlamayı başarmıştır. Küresel yazılım şirketi HashCash, Consultants'ta kuantum anahtar dağıtımını blok zincir teknolojisi ile kombinasyonunu açıklamıştır. Bu konu üzerine çalışan şirketlerden biri olan IBM, KES 2020'de 28 qubit kuantum bilgisayarı olan Raleigh'i duyurdu. Kuantum bilgisayarlar hakkında daha çok gelişme olması bekleniyor. Bu bilgisayar programcılığı henüz emekleme döneminde olduğu için kuantum teknolojisinin potansiyelini ortaya çıkabilmesi için programcıların kuantum bilgisayarlarda da yazılım geliştirmesini sağlayacak geçişin sağlanması gerekiyor. Son olarak kuantum bilgisayarların günümüzde hangi işlemlerde kullandığına bir bakalım. Şimdilik sadece test amaçlı olarak kullanılan gözü bilgisayarlarına özel matematik problemleri sunuluyor. Örneğin bilgisayarlardan geniş bir arazideki en alçak noktayı bulması isteniyor ve sistem kuantum dolaşıklığından yararlanarak problemin çözümüne yönelik bütün ihtimalleri aynı anda hesaplıyor. Bu arazinin bir kuantum enerji alanı olması durumunda ise gözü parçacıkları arasındaki ilişkiyi bulmak için en düşük enerji düzeyini hesaplıyor ve kullanıcıya en iyi cevabı bulması için birden fazla sonuç sunuyor. Yalnız kuantum bilgisayarların çalışma mantığı farklı olduğu için bu bilgisayarlar bütün işleri klasik bilgisayarlar kadar hızlı yapmıyor. Örneğin YouTube videosu izleyecekseniz eğer kuantum bilgisayar yerine klasik bilgisayar kullanan çok daha hızlı çalışır. Ancak evrenin büyük patlamayla nasıl oluştuğunu hesaplamak veya söylediklerinizi insan gibi anlayan akıllı bir web arama motoru geliştirmek istiyorsanız bir kuantum bilgisayarı kullanabilirsiniz. Özetle kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların yerini almak için geliştirilmiyor. Klasik bilgisayarların yapamadığı veya yavaş yaptığı işleri daha hızlı yapmak için geliştiriliyor. Çünkü kuantum bilgisayarların zayıf veya güçlü yanları vardır. Örneğin kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlar ile 100 günde çözülen bir problemi 10 yılda bile çözemeyebilir. Öte yandan 1 saniyede çözdüğü problemlerden 100 kat zor olan başka bir problemleri ise tıpkı klasik bilgisayarlarda olduğu gibi ölçekleyerek çözebilir. Yani kuantum bilgisayarların bu problemleri çözmesi 1 saniye yerine 100 saniye alabilir. Bu alışılmadık durum sebebine gelince kuantum bilgisayarlar bazı matematiksel işlemlerde klasik bilgisayarlardan daha hızlı çalışıyor. Bazı işlemlerde daha yavaş çalışıyor. Bazı işlemleri ise klasik bilgisayarlardan daha az adımda tamamlıyor. 100 adım yerine 5 adımda tamamlamak gibi. Bu nedenle bütün işlemlerde klasik bilgisayarlara geçemiyor. Normal bilgisayarlar yerine böyle bir teknolojiye geçilmesinin elbette bir nedeni vardır. Normal bilgisayarların sahip olduğu teknoloji artık limitlerine ulaşmıştır. Bunun nedeni bilgisayarların çalışma prensibinde yatıyor. Günümüzde bir bilgisayarın daha iyi olabilmesi için transistör sayısının daha fazla olması gerekiyor. Örneğin 1971 yılında Intel tarafından üretilen ilk işlemci 2300 transistörden oluşuyordu. Şu anda Intel 5 milyar transistörden oluşan mikro işlemciler üretiyor. Sonuç olarak kuantum bilgisayarların geleceği umut verici olsa da bu alanda henüz ilk adımlar atılmış durumdadır. Kuantum bilgisayarların somut faydalarını görebilmek için aşılması gereken birçok engel söz konusudur. Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar gerçek anlamda sağlam ve başarılı iç kuantum bilgisayarları üretmek için bir yarış halindedirler. IBM'in 7 qubitlik sistemiyle yaptığı berilyum hidrür simülasyonu bize kuantum bilgisayarın yalnızca yazılım alanında değil, kuantum kimya gibi yalnız potansiyeller barındıran alanlarda da aktif olarak kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Wave'in hali hazırda savunma devi olan Lockheed Martin ile NASA'nın yaptığı çalışmalar ise havacılık ve uzay sektöründe kuantum bilgisayarların şimdiden kullandığına işaret ediyor. Kısacası kuantum bilgisayar güvenlik, havacılık, uzay, kimya, ilaç, yapay zeka ve daha kim bilir nice sektörlerde büyük değişimlere yol açacaktır. Ancak bu konuda da beklentileri çok yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü kuantum bilgisayarları üstün kılan özellikler aynı zamanda bu bilgisayarların üretimini olağanüstü derecede güçleştiriyor. Yani olağanüstü keşifler doğurabilecek yeni bir çağın eşinde bulunuyor. Ancak henüz yolun başındayız. Kuantum bilgisayarlar şu an için geleneksel bilgisayarların 100 yıl önceki haline benziyor ve daha yapılacak çok şeyler bulunuyor.